Merhabalar. Mahya Işıklarına hepiniz hoş geldiniz. Ne mutlu bana ki yeniden birlikteyiz. Mahya Işıklarının altında. Çanakkale'ye gittiğinizde savaşın yaşanıldığı o Gelibolu Yarımadası'nı geziyorsunuz, değil mi? Yani insan gerçekten çok büyük bir duygu selinin içinde buluyor kendini. O siperlerde gezerken, o büyük arazide dolaşırken neler yaşandı orada? Siperlerdeki askerlerimiz ya da siperlerin arkasındaki sağlık çalışanlarımız ne zorluklar çektiler. Ama ben bir de şunu düşünürüm. Peki bunca cephane, mühimmat, yiyecek, giyecek, eşya nasıl taşındı oraya? Savaşların hiç düşünülmeyen bir kahramanı vardır, biliyor musunuz? O da bütün onca cephaneyi, mühimmatı, eşyayı oraya sevk eden, taşınmasını sağlayan o insan. Kimin komutanlığında kazandık biz Çanakkale Savaşı'nı? Sevkiyatta kim vardı? İşte bu güzel Ramazan akşamında o güzel insandan söz etmek istiyorum sizlere. Onu anmak istiyorum. Behiç Bey. Çanakkale Savaşı'nın gizli kahramanlarından biriydi Behiç Bey. Bütün sevkiyattan, her şeyden o sorumluydu. Bütün taşınma işleminden. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk işgale karşı Anadolu'da, Ankara'da meclisi kurup direnişi başlattığında biliyordu ki Behiç Bey olmadan başarıya ulaşılamaz. Behiç Bey'i çağırıyor. Diyor ki ona, ben cephede nasıl savaşılır çok iyi biliyorum. Ama askerin ve onun mühimmatının oraya nasıl sevk edileceğini bilmiyorum. Sen bana trenlerle sevkiyat yap. Ben de savaşı kazanayım. Bu görevi kabul ediyor Behiç Bey. Ve 1920 yılının 16 Temmuz günü Eskişehir'de bir üs kuruyor. Tabii ki Osmanlı döneminde bütün demiryolu taşımacılığı, bütün imtiyaz hakları yabancıların da ve bütün metinler, bütün talimatlar Fransızcaydı. Hepsi gitmiş, herkes gitmiş. Düşünsenize Behiç Bey'i, Eskişehir'desin. Evet, bütün sevkiyattan sen sorumlusun ama talimatların hepsi Fransızca ve kimse yok. Öyle demir yolculuğunda kalifiye eleman, yani o bütün hareketleri sağlayacak olan hareket şeflerinden, istasyon şeflerinden tutun da makinistlere kadar bunlar kalifiye eğitim görmüş eleman demektir. Behiç Bey bir yandan bütün o talimatları Türkçe'ye çeviriyor, öte yandan insan yetiştiriyor. Evet, işgal altında yapıyor bunu. Ve birinci ve ikinci İnönü Savaşı'na büyük bir sevkiyat gerçekleştiriyor. Çok başarılı oluyor. Sonra büyük taarruza da on binlerce askerimizi her şeyiyle, cephanesiyle, yiyeceğiyle, giyeceğiyle onların sevkiyatlarını başarıyla tamamlıyor. Sadece o değildi yaptığı. Eskişehir'de zamanı geldiğinde raylardan ve vagonlardan söktüğü çeliklerle süngüler yapıyor, kılıçlar yapıyor. Bizim Kurtuluş Savaşı'mızda zafere giden askerlerimizin çoğunun tüfeklerindeki süngüler, işte Behiç Bey'in, o güzel insanın Eskişehir'de eski raylardan ve vagonlardan yapmış olduğu süngülerdi, kılıçlardı. Behiç Bey Cumhuriyet döneminde Bayındırlık Bakanı oluyor. Devlet demir yollarını kuruyor. Hani 10. yıl marşı vardır ya, oradaki dize şuydu aslında. Yurdun her bir tepesinde dumanlar tütüyor. Böyle bir dize vardı, evet. Yurdun her bir tepesinde dumanlar tütüyor. Atatürk kendi eliyle çiziyor orayı. Ve şunu yazıyor. Demir ağla ağla ördük ana yurdu dört baştan. Bunu neden mi yapıyor? Behiç Bey'i, ki soyadı karnı çıktığında Erkin soyadını verecektir ona. Behiç Erkin'i onurlandırmak için. 10. yıl marşımızın o dizesinde işte size bu Ramazan gecesini anlattığım Behiç Erkin'in büyük başarı öyküsü vardır. 1939 yılında Paris elçisidir Behiç Bey. Ve İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Avrupa'da yüz binlerce masum insan, Yahudiler katlediliyor Naziler tarafından. Behiç Erkin, benim ülkemde insanlara din, dil, ırk ayrımı yapılmaz diyerek
20 bin Yahudi'ye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimliğini, pasaportunu veriyor ve trenlerle İstanbul'a gönderiyor. Büyükelçinin vagonları böyle biliniyor. Yani Kurtuluş Savaşı'mızda trenlerle ülkemizi kurtaran Beyiç Erkin, İkinci Savaşı'nda da yine trenlerle 20 bin masum insanın hayatını kurtarıyor. İstanbul'a getiriliyor. Beyiç Erkin'in vasiyeti şuydu. Çok sevdiği tren seslerinin arasında uyumak. Ben ölünce diyordu, beni hayatımı verdiğim o trenlerin arasına defnedin. Eskişehir'de Enveriye istasyonu vardır. Enveriye istasyonunun önemi şudur. İzmir, Ankara ve İstanbul yolunun birleştiği makaslar vardır orada. Ve o makasın tam ortasında bir anıt mezar. Beyiç Erkin. Tren sesleri arasında. Bu Ramazan gecesinde Beyiç Erkin'i ve onunla birlikte Çanakkale Savaşı'nda ve de Kurtuluş Savaşı'nda savaşların, zaferlerin o bilinmeyen, görünmeyen kahramanları, sevkiyatçıları andık. Hepsinin ruhu şad olsun. Onlara minnettarız. Yarın yeniden bir başka öyküde, yine bu basanın etrafında, mahya ışıklarında buluşmak umuduyla. Sürçülisan ettiysem affola.